Hoş geldiniz. Gökhan hoş geldin. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Gireyim mi? Uzun uzun hoş istiyor bulduk. Musun? Yok yok aman abi çok beğendim. Müthiş süper. Ne abi? Konuya girelim. Sana ne abi doktor musun? İyiyim. Peki Galatasaray kendi evinde bugün Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Ve net bir galibiyet aldı. Aslında beklenen bir galibiyetti. Galatasaray'ın bugün Kayserispor karşısında rahat bir galibiyet alacağı, kolay kazanacağı beklenen bir durumdu. Maçın hemen başında Adem'le golü buldu Galatasaray. Oradan sonra da zaten maçın farka gideceği belli oldu. 4-1'lik bir galibiyet. Nasıl değerlendirirsin maçı? Adem, Donk, Feghouli ve Feghouli'nin 2 golü. 4 gollü bir Galatasaray galibiyeti. Ben Galatasaray'ın bu maçı bu kadar rahat geçeceğini tahmin ediyordum senin söylediğin gibi. Eksiklere rağmen geçeceğini tahmin ediyordum. Çünkü eksiklerin yerine oynatacağınız oyun... tercih edeceğiniz oyuncular da zaten rakibin oyuncu kalitesine baktığınızda onların çok üstünde bir oyuncu kalitesi grubu vardı. Yani Belan da bu takımda yedekti. Rakip takımda bir tane Belan da yok. Bir tane Feghouli de yok. Zaten bir tane Donk da yok. Ligin son sırasında. Dolayısıyla hani bu oyuncu kalitesinin farkı zaten Galatasaray'ı ön plana çıkartıyordu. Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun çok iştahlı bir oyun değildi. Erken gelen gol... rakip alanda oynamış olmasına rağmen oyunun genelini rakip alanda oynamış olmasına rağmen daha fazla gol atabileceği bir karşılaşmaydı bence. Ama kalesinde de çok ilginç pozisyonlar da buldu. 3-1 iken özellikle 2 tane net gol pozisyonu var rakibin. Dolayısıyla onlardan bir tanesi içeri girseydi başka bir maç döngüsüne doğru gidebilirdi. Ama olmadı. Galatasaray büyük takım adıyla, formasıyla, taraftarıyla, sahadaki oyuncu kalitesiyle rakibini 4-1 gibi bir skorla geçmeyi başardı. Tartışılan bir tane pozisyon var. Yani onu konuşmaya değer mi bilmiyorum ama Türkiye'de gerçekten artık iş başka tarafa doğru kaydı. İnsanlar doğru bildiği şeyleri söylemekten vazgeçtiler. Taraf oldukları, geçmiş dönemde formasını ıslattıkları ya da geçmiş dönemde yanından geçtikleri ya da rüzgarına kapıldıkları ya da tuttukları takımların lehinde yorum yapmayı artık kendi yorumculuklarının tarafsızlıklarını bir tarafa bırakıyorlar ve gerçekten bu çok ilginç bir hal almaya başladı. Hani herkes bir algı yaratmaya çalışıyor. Ya bir algı yaratmaya bir tarafa bırak. Ya bir pozisyon için ya %100 penaltı diyebilmek için %100 penaltı olması lazım. Yani ana basması lazım. Hayır, ayağına basmasını bırak. Ya atıyorum biz burada 2 kişiyiz. %100 diyebilmen için senin de benim de bu pozisyona penaltı dememiz lazım. Daha da yani bunu %100 olabilmesi için şimdi pozisyonu... bazı cümleler vardır Haluk'cum. Bir sus. Tamam lütfen. Başka türlü susmuyorsun çünkü. Şimdi bazı cümleler vardır Haluk. Çok keskin ya da çok sert söylediğinde benim sana şimdi söylediğim gibi mesela bir dumur vuruldu. Yok olmadı canım yok. Yok gözlerinden var. Belli. Şimdi ben onu bilerek söyledim mesela. Bir dumur oldun. Şimdi hani seni desteklemeye çalışıyorum. Bir pozisyonun %100 penaltı olabilmesi için ya elle oynaması lazım. Ya ayağına basması lazım. Pozisyon, ya çizgiden eline topu çıkarması benim lazım. Benim söylemeye çalıştığım şey pozisyonun, yorum açık pozisyonlar yani. Pozisyonun detayı değil benim söylemeye çalıştığım şey. Hani ayağına bastı eline o değil. Şimdi ben psikolojik tarafını söylüyorum ben sana ya. Çok basit. İki kişiyiz değil mi burada? Bir pozisyonun %100 penaltı olabilmesi için senin de benim de pozisyona %100 penaltı dememiz lazım. O da yetmeyebilir. Burası için yeter. Şimdi Allah aşkına ya televizyonda yıllardır ve izlediğimiz her yorumcu için de söyleyebilirim bunu. Yani birkaç tanesi hariç. Ya ben sizi izleyince keyif almak istiyorum. Tıpkı bizi izleyince de keyif almak isteyenler gibi. Ama kardeşim yani bilmediğimiz bir şeyi söyleyin. Giydiğiniz formalar ya bize mesela Allah aşkına bana bir tanesi şey yazmış abi sen Trabzon'un paralı köpeğisin yazmış mesela. Ya arkadaş karar verin Trabzon'un uşağı mıyız Fener'in düşmanı mıyız Fener'in adamı mıyız Ali Koç'un paralı askeri miyim Galatasaray düşmanı mıyım Beşiktaş içindeki İrlandalılar gibi Beşiktaş hain miyim? Yani ne olduğumuz belli değil kardeşim bir bizim ama ya. Milletin çıldırmasına da sebep ne biliyor musun? Doğru bildiğini düşünen yani bildiği doğruları düşündüğü şekliyle söylemeyen insanlar. Ne tarafa doğru oynamak istiyorsa, ne tarafa doğru algı yapmak istiyorsa onu söylüyor. Kardeşim ben... İnsanlar da herkesi öyle zannediyor. İşte herkesi öyle zannediyor. Mesela benim Beşiktaşlılığım biliniyor. Senin Galatasaraylılığın biliniyor. Beni bir ara Fenerbahçeliliğim ön plana çıkmış. Ya bir takımın yorumcusu olmadan ya da bir takımı... sevdiğini düşünmeden o formayı çıkartıp bırakıp yorum yapıyorum ben...
Çünkü ben şuna inanıyorum. Bana ekmeğimi ne Fenerbahçe, başka gazeteciler ya da başka yorumcuların olduğu gibi bana maaşımı ya da benim yazdığım kitapları sattırtarak para kazandırtmıyorlar bana. Ben maaşımı kendi ağzımdan çıkan, bana gelen haberlerle, bana gelen transfer haberleriyle, içeriden gelen kapalı kapılar ardındaki haberlerle, yorumlarımla ben para kazanıyorum. Ben bunu zaten tarafsız yapmak zorundayım. Ve inanın, inan yani, ben kendi adıma söyleyeyim, izlenilirlik de zerre kadar umurumda değil. Tıpkı sosyal medyadaki takipçi sayım da zerre kadar umurumda değil. Abi şimdi... Eğer bunlar umurumda olsaydı ben burada rüzgara göre konuşmayı bilirdim. Ya da hiç topa girmezdim. Benim 20 senelik muhabirlik geçmişim var. 23 senelik muhabir bu işi yapıyoruz. 23 sene olmuş ya. Ya dile kolay, 23 sene. Belki bizi izleyen insanlardan daha genç, daha daha yaşlıyız yani. Hani 26 senedir yapıyormuş. Sen yani. 26, ben 23. Şimdi inanılır gibi değil ya. Şimdi bizi izleyen 17, 18, 16, 15, 13 yaşında çocuklar var ya. Onlardan büyük yani bizim bu sektörde. Şunu da yapabilirim kardeşim ben. En güzeli abi, suya sabuna dokunma, Ali Koç'u eleştirme, Mustafa Cengiz'i eleştirme, Fatih Terim'e girme, MHK'ye o soruyu sorma, TFF Başkanı'na o soruyu sorma, işte Sergen Yalçın için bir şey deme, Abdullah, bunu de, şunu de abi, 4-5-1-8-3-2, Independiente, işte atıyorum İtalya Ligi'nde işte biliyor musun Atalanta'da şunlar var bunlar, ya bunları ne var abi bunlarda, bunları zaten herkes izliyor. Ha, bizden de böyle bir şey beklemiyorlar zaten, ha, ben bunu da yapabilirim ama. Ya, ama yani, bunun da bir alıcısı var canım. Tamam, bizim formatımız da o değil yani. İşte şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanların bu kadar ayrışmasının sebebini anlatmaya çalışıyorum. Gökhan, Büyükçekmece'de bir Trabzonspor taraftarı dünkü galibiyete sevinirken bir pompalı tüfekle öldürüldüğü iddiası var. Abi bu bir iddia, dolayısıyla ya, ben iddiası var yani. Eğer böyle bir şey varsa kendiniz Allah 100 bin kere belanızı versin ya. Abi, ne maçı ya? Ya 100 bin kere belanızı versin maçı Allah ya. Maçı 3 puan kazansan ne olur? Şampiyon olsan ne olur abi? Ya, onu söylüyorum. İnsan ya. Bir insan formasını giyip sokakta galibiyete sevinemiyorsa, sevinemeyecekse, ya sizin tüküreyim galibiyetinize, 3 puanınıza, şampiyonluğunuza, ne oluyor ki abi? Ne oldu ya? Kavga, bu kavga, dövüşün sebebi ne ya? Ya bana sosyal medyadan, sana, bana, yani bizim gibi bu işi yapan insanlara, yani ne annemiz, ne yani benim annem 70 yaşında, alnı secdeden kalkmayan kadın abi, sürekli anneme küfrediyorlar ya. İnsan utanır abi. Ben utanıyorum yani artık ya. Annemin yüzüne bakmaktan utanıyorum ya Gökhan. Yani bu ne abi? Ne oluyor ya? Ya neymiş? Ben Ali Koç'u eleştiriyormuşum. Ya siz de beni eleştirin arkadaş. Küfür nereden çıktı? Ben 25 senedir insanları bir şekilde öyle ya da böyle eleştiriyorum. Yanlış da yapıyor olabilirim. Ama kimseye hakaret etmiyorum. Kimseye küfür etmiyorum abi. Siz bana niye ediyorsunuz? Hadi bana ettiniz. Ben onu geçtim. Benim sevdiklerimin ne suçu var abi? Yazık, günah değil mi ya? Yani şimdi hani böyle bir günah çıkartma durumuna dönüyor iş ama gerçekten çok üzülüyorum yani. Ben üzülmüyorum. Geldiğimiz abi. Nokta çok kötü ben abi. Ben üzülmüyorum çünkü yok. Ben niye üzülmüyorum biliyor musun? Falan. Ben hiç üzülmüyorum abi. Ben sinirleniyorum. Bak ben üzülmüyorum. Ben üzülüyorum. Ben sinirleniyorum abi. Çünkü neden biliyor musun? Bizim bu kadar cahil olmamıza sinirleniyorum. Bak bu kadar cahil bir şekilde bir olayı takip edebilme inancımıza inanamıyorum yani. Hani bir başkan başarısız. Bir başkan başarısız. Bir teknik direktör başarısız, bir futbolcu kötü, bunları söylediğin zaman insanlar vay efendim sen nasıl kötü dersin. Kardeşim kötü yönetiliyorsun. Günün sonunda sen de diyeceksin ki Ahmetoğlu Mehmet Başkan istifa. Bunu söyleyeceksin. Ettin abi, biz Aziz Yıldırım'ı eleştirirken sen Aziz Yıldırım'ın arkasından gidiyordun. Şimdi Aziz Yıldırım gitti, Ali Koç geldi. Aziz Yıldırım tukaka oldu. Yarın i̇şte, Ali Koç gidecek. Gökhan Dinç gelecek. O zaman da Ali Koç'u tukaka yapacaksın. Ya sen öyle bakıyorsun meseleye. Ben öyle bakmıyorum öyle i̇şte meseleye. Bizim insanlara inandırmamız zorunda değilim ben. Ama sosyal medya denilen şeyi kötü kullanıyoruz. Cahilce kullanıyoruz. Atıyorum. Herif dün mesela ya Ejder diye bir tane adam bize sinkaplı küfür yazmış. Bilmem ne yapması, bilmem ne bir şey yazmış. Sonra adamın tweetini okuduk. Bir sonraki ama siz de birazcık objektif bakın. Size yakışmıyor gibi oldu. Şimdi bunlar cahil insanlar abi, anladın mı? Bu tip yazanlar için söylüyorum. Ya küfür edenler, küfür zaten basitlik göstergesidir ya. Basit insan, basit insanın yapacağı iştir yani. Hakan Gündoğar mesaj atmış. Ben küfürü, hakarete, üşenmeden dava açıyorum. Benim bu konuda, dava konusunda biliyorsun bir şeyim var, düşüncem var. Yani ben yargının bu işlerle falan, yani bana küfreden adamlarla uğraşmasını falan istemiyorum. Yani ben de en azından yargıyı meşgul etmek istemiyorum dedim ama bunun önüne geçemeyiz. Başka türlü geçemiyoruz abi. Çünkü ben bu çocuğu bulsam, bitsem, dövsem yani kendime yakıştıramıyorum abi.
Anladın mı? Gitsem çocuğun kulağından çeksem desem ki bak evladım desem, bak çocuğum desem. Ya benim bu tweet bana küfreden çocuğun yaşında çocuğum var benim ya. Yani tutsam kulağından desem ki oğlum bak sana yakışıyor mu desem filan. Anlamaz ki. Abi babasıyla konuştun işte geçen gün. Konuştuk babasıyla bir tane Atan'ın. Babasıyla babasının telefonunu bulduk. Babasıyla konuştuk. Sosyal medyadan bizi atan çocuk. Babası utandı. Özür diledi 50 kere. Yani bizim ciddi anlamda bir kendimize bir çekidüzen vermemiz lazım. Bu kadar ayrıştırma, bu kadar rahat küfür etme olmaz ya. Abi bu sadece... Yani bu arada mesela Ali Koç'a bak. Fenerbahçe Ali Koç'a... Fenerbahçe meselesi değil ki bu sadece abi. Trabzonspor stadında yüzüne karşı edilen küfür için de aynı şeyi söylüyorum. Bak her şey için. Yazık abi ya. Sosyal medyada orada küfür ne demek abi? Küfür ne demek ya? Abi bu ama yukarıdan başlıyor işte. Bizim de hatamız olabilir. Yani biz medyanın, spor medyasının da bu konuda hatası olabilir. Kardeşim, İğneyi kendimize de batıralım. Batıralım ama abi, ben batırmıyorum yöneticiler, kardeşim. Ben doğru bildiğim şeyi yöneticiler söylüyorum. Yöneticiler abi. Bana kimse, bir de şu arkadaşlar, şu üsluptan da vazgeçin. İşte Galatasaray lehinde bir şey söyleyince Fatih Terim paranı verdi mi? Ali Koç lehinde bir şey söyleyince Ali Koç paranızı verdi mi? Kardeşim bize paramızı Türk medya veriyor ya. Bize paramızı buranın patronu veriyor kardeşim. Abi, bana da Allah'ın hiçbir kulu çıkıp da bana şunu diyemez ki şuradan 3 kuruş para aldım. Buradan 5 kuruş menfaat maç bileti aldın ya da forma aldın ya. 1 kuruş tek kuruş yani delikli kuruş söyleyemez kimse bugün, bana şuradan geçti bugün diye. Bugün şimdi Galatasaray Kayseri Spor maçı var. Yani bir tane pozisyon üzerinden insanlar fırtına koparıyor. Ben mesela pozisyonun %100 penaltı olmadığını düşünüyorum. Sen penaltı verirsin öbürü ve yoruma açık bir pozisyon. Yani %100 penaltı diyemem pozisyona. Penaltı diyene de bir şey diyemem. Ama şimdi Kayseri Spor Başkanı çıkıyor diyor ki Berna Hanım çok mutlu olduk yani. Bu işler ne oluyor yani bir hani futbola bir kadın eli değecek. Belki başka bir yere evrileceğiz falan dedik. Yani siz de bir ay sonunda dahili ve harici bettahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden demeye başladınız. Ben diyor ki Kayseri sporumuzun içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır artık yeterdir. Ya bugün Kayseri Spor Galatasaray maçında yani hakemle mi kaybetti abi Kayseri Spor? Yok işte bunlar yakın zamanda. Ya bu ayıp Berna oluyor yani. Sizi... Bunlar vallahi ayıp oluyor, billahi ayıp oluyor. Ne oluyor biliyor musun? Bu açıklama Galatasaray'ın karşısında Galatasaray taraftarını geçtim. Kayseri Spor'da bu satın alınıyor bu. Kim satın alıyor biliyor musun bunu? Beşiktaş taraftarı satın alıyor bunu. Trabzonspor taraftarı satın alıyor. Fenerbahçe taraftarı satın alıyor. Kayseri Spor taraftarı satın alıyor. Yani bunu ya Kayseri Spor Başkanı'nın söylediğine gerçekmiş gibi insanlar sonuna kadar savunuyorlar abi. Ya bu bence Kayseri Spor Başkanı'nın açıklaması baştan sona nasıl diyeyim? Kibar söylemeye çalışıyorum. Dördüncü antrenörle çalışıyorsunuz ya. Yani. Onlar da hakemin suçu. Yani Hikmet Karaman'la başladı Kayseri. Yani siz ikinci, üçüncü başkansınız bu sene. Yani 6 ayda 4-5 antrenör, 3 başkan değişecek. Yani sonuçta dönecek hakemlere gelecek hikaye. Kaç puanı var Kayseri Spor'un? 11 puanı var. Yani hep mi hakem? Size de mi hakem yani? Size de mi hakem yani? Yapmayın kurban olayım ya. Size de ya mi hakem? Ya olmuyor abi. Biz bütün başarısızlıklarımızı hakem Berna üzerinden, Hanım'ın canı medya yanmış. Üzerinden neden canı okursa... Yanmış? Abi. Bak, neden canı yanmış? Berna Hanım bir maddi zorluklar içerisinde o kulübü bir yerlere taşıyabilme ve o günü bir sonraki haftaki maça o takımı çıkartabilmek için yoğun çaba sarf ettiğini kendi açıklamalarından biliyoruz. Ama Sayın Berna Hanım'a ya bir öneri Berna Hanım... Bence maçı yöneten hakemlerin tercihleri dışında özellikle yani kalite farkının bu kadar üst düzey olduğu. Şimdi Galatasaray kadrosuna bakıyorsunuz, Kayseri kadrosuna bakıyorsunuz. Kağıt üzerinde sürdirek uzayda, havada, karada, denizde ya da işte ne bileyim tahtada her yerde maddenin her halinde Galatasaray'ın rahat kazanacağı bir maç. Ve dolayısıyla bu maçtan sonra hakem derseniz bence kendi camianıza da inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Spor Toto Süper Lig'de benim bu zamana kadar bildiğim tek kadın başkan. Aynen. Dolayısıyla devamlılığınız için elimizden gelen her şeyi yapalım. Ama bu tip açıklamaların bence bir ilk ve son olsun bence. Bir nacizane bir fikrim size. Abi hep bir umudumuz var. Sayın Başkan Ali Koç geldiğinde de dedik ki ya oh be. İşte Aziz Yıldırım mesela Kulüpler Birliği'ne gitmiyordu. Aslında var ya. Bir Fenerbahçe nefreti oluşmuştu.
Dedik ki Ali Bey geldi, oh be Kulüpler Birliği'ne gitti, o onu öyle yapacak, bu bunu böyle yapacak. Yani bu işler düzelecek galiba diye umudumuz vardı, hep ayakta alkışladık. Şimdi Ali Bey'den ben en azından kendi adıma umudumu bulamadım. Kayseri Spor Başkanı Berna Hanım geldi, bir kadın eli. Dedik ki yani bu erkekler yönetiyor bu işi yıllardır. Yani bu iş olmuyor. Berna Hanım'a da bakıyorum şimdi ben bugünkü açıklaması. Tamam yani gerçekten, abi bu kadar da kadına yüklenme tamam. Yüklenmiyorum canım, niye yükleneyim tamam, ama yeter, abi konuş. Mesele ne oluyor biliyor musun? Bu satın alınıyor abi bu ülkede işte. Hikaye o. Bunun satın alınmasının sebebi de şu. Ben belki 96 yılında başladığım sektörde hep söylemeye çalıştığım, 17 yaşındayken de söylediğim, şimdi de 41 yaşındayken de söylediğim bir şey var. Ve bunu da söylemeye sürekli devam edeceğim. Futbolu futboldan gelen insanların yönetmesi gerekiyor. Futbolu futboldan gelen insanların yönetmediği bir sürecin içerisine girdik. Daha doğrusu hep o süreçteydik. Kimse de, futboldan gelen kimse de futbolu yönetmeye talip olmuyor. Şimdi bir Hamit'imiz var. Allah ona bir zeval vermesin. Hani ben Saffet Sancaklı'yı çok isterdim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim ya da daha doğrusu olağanüstü seçim kararı alacağına dair haberler dolaşırken buradan bir kez daha söyleyeyim. Sosyal medyadan beni takip etmeyenler görmemiş olabilirler. Eğer bir değişim olacaksa, eğer Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı bırakacaksa ki bence Nihat Özdemir şahsında birisinin bırakması lazım. Bırakırsa benim bir tane adayım var, Saffet Sancaklı. Nihat Özdemir 6 ayda çok yıprandı. Ben Saffet Sancaklı da Saffet abiyi de ben yapmış çok zaten. Değer veririm. Yani milletvekili abi Saffet Sancaklı. Bıraksın abi, millete öyle de hizmet böyle de hizmet. Abi tamam da millete hizmet, futbola hizmet yani hangisi? Gökhan yani, hangisi daha değerli yani? Yani futbol... daha değerlisi tabii ki millete olur. Bütün millete hizmet yani, etmek de. Sonra milletvekilliği biter daha sonraki dönem. Ama şu Nihat Özdemir meselesini ben defalarca istifaya davet ettim. Bence her açıdan çok yıprandı Nihat Özdemir. Nihat Özdemir bu AVM buluşması onu çok yıprattı. Bu ona ceza verilecek verilmeyecek, o olacak bu olacak, o çok yıprattı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın falan acilen değişmesi lazım. Senin hep bir lafın var. Yani Fenerbahçe şampiyon olsa bile bu ligde, yani o önüne çıkartacaklar Fenerbahçe'nin. Belki biz de çıkartacağız. Diyeceğiz ki o toplantı diyeceğiz. Şimdi bak. Nihat Özdemir sadece kendisi veya yönetim kurulunun istifası da yetmez. Bence olağanüstü seçimli genel kurul kararının yanı sıra bence Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok ciddi anlamda yönetmelik değişikliğine de gitmek gerekiyor. Kurulları birilerinin seçmesi gerekiyor. Kurullar atanmamalı, kurullar seçilmeli. Kurulları da seçsinler, bir şeyi değiştirsinler. Oy vermeyi değiştirsinler, delege sistemini değiştirsinler Türkiye Futbol Federasyonu. Ya bütün kulüpler bir araya geliyorlar, bir tane aday çıkartıyorlar Haluk, bir tane aday çıkartıyorlar. Sonra seçim oluyor, lig başlıyor, 5. haftadan yönetim istifa, bunlar gidecek. Kardeşim siz seçtiniz, eğer siz seçtirmediyseniz bir tane aday çıkartsaydınız karşısına, çıkartamıyorsunuz. Hesapta tırnak içerisinde perde arkasında buna da diyorlar ki işte Cumhurbaşkanımız istedi, o başkan oldu. Kardeşim ondan sonra onu eleştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanımızı eleştiriyoruz. Dönüyorsun, devlet olmazsa bu işten kurtulamayız diyorsun. Bu ne periz bunu lahana turşusu abi. Ben anlamadım ki, devleti devlete şikayet ediyor. Devleti millete şikayet ediyorsun. Devletin polisini. Devletten şikayetçisin. Cumhurbaşkanının kapısının önünde yatıyorsunuz. Ya yetersiniz abi. Bunlardan sıyrılmamız için yapabilecek bir tane şey var. Futboldan anlayan, futbolu bilen, futbolun içinden gelmiş bir yönetici, bir başkan ve bir yönetim kurulu. Ve buradan ricada bulunuyorum. Futbol, Türk futboluna emeği geçmiş olan, Türk futbolundan da servetini kazanmış olan insanlar artık bu görevi artık bir zorunluluk halinde kabul etmeleri lazım. Ya Saffet Başkan diyorum. Sayın Vekilimiz Saffet Sancaklı bir liste yapsın ya. Ya rica ediyorum ya Saffet Sancaklı'dan. Yapsın bir liste, girsin seçime, bakalım ne olacak ne bitecek. Yani bir şey söyleyeceğim şimdi. Saffet Sancaklı geldi diyelim. Gelsin. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Bir şey değişecek mi abi? Yani değişecek. Biz Türkiye Futbol Federasyonu değişecek. Başkanı değişince değişecek mi? Zihniyeti işte değiştirmediğimiz zaman nasıl değişecek? Hayır, abi o zaman yine Kayseri Spor Başkanı çıkacak diyecek ki Halukcum. Dahili ve Hacı Bettahlar artık çekin elinizi takımın üstünden diyecek. Halukcum biz dedikten sonra nasıl değişecek abi? Nasıl değişecek biliyor musun? Tahkim kurulunu seçeceksin.
PPDK'yı seçeceksin. MHK başkanını seçeceksin. MHK yönetimini seçeceksin. Bütün bunları seçimle getireceksin. Ondan sonra da diyecek hiçbir şey söyleyemeyeceksin. Çünkü diyecek al sandık. İşte sandık kardeşim. Ama biz diyoruz ki bak ben tekrar söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına kimseyi aday göstermiyorsunuz. Birisi çıkıyor aday oluyor. Karşısına aday koymuyorsunuz. Sonra vay efendim buradaki Beşiktaşlılar gidecek. Abi, al Fenerli geldi ne inan oldu? İnan bana mesele öyle. Al Fenerli geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören Başkan ve yönetimine dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bütün Beşiktaşlılar gidecek dedi. Ha şimdi yazdı onun gidişini göremedi. Kendisi gitti. Kendisinden sonra Yıldırım Demirören bıraktı. Evet şimdi de Fenerbahçeli Nihat Özdemir var. Kurulların yarısından fazlası Fenerli. Yönetim kurulunda Fenerliler var. Ya ne oluyor peki? Ben ne dedim? Aziz Yıldırım TFF başkanı olsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. Sistem böyle bir sistem değil. Ve kimsenin de kimseyi şampiyon yaptığı yok. Bak bir kez daha söylüyorum. Aziz Yıldırım ya bugün vazgeçtim Aziz Yıldırım'dan. Bugün Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda Ali Koç olsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. Yapamaz. Böyle bir sistem yok. Sistem böyle bir şey değil. Hakem hataları birilerinden yana oluyor başka bir şey. Ama birisi şampiyon yapıyor başka bir şey. Bir anketimiz var. Twitter üzerinden kim şampiyon olur dedik. Beşiktaş'ı koymadık. Oradan tepki de görmüşüz. Haklısın ha. Haklı abi adamlar. Kimi ne yapayım? Dört tane seçenek sunuyor. Ne yapayım? Sivas'ı da koymadık. Haklı abi sen mesela atıyorum. Tamam, kimi, Beşiktaş... kimi koysaydım abi? Söyle bana. Kimi çıkartayım? Onu Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın arasındaki puan farkı kaç abi? Hadi Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasındaki puan farkı kaç? 3. Nasıl koymazsın abi Beşiktaş'ı? Abi Beşiktaş'ın teknik direktörü dedi. Üçüncü mü oluruz dördüncü? Ya bana ne abi? Bana ne onun nedeni? O zaman bu anketi yapmamız lazım. Yapmasaydın abi. Kim dedi yap diye bana geldin diyorsun ki anket yaptım. Tamam bak Trabzon. Bir de böbürlenerek diyorsun ki Beşiktaş'ı almadım. Abi öyle der mi? Ha, 33-36 be abi. 3 puan fark var. Beşiktaş Galatasaray'ı yensin. Abi ona bakarsan ligin zirvesindeki Sivas Spor'u da koymadım. O da yanlış. Kimi çıkartayım söyle abi. Ya koyma kardeşim yapma anket abi. Allah Allah. Anket yapma kardeşim. Ya bana niye yürüyorsun? Galatasaraylılar push etmişler. Oh ne güzel abi. %60. Ha benim bu arada hani şöyle de söyleyeyim. Bu anket benim de şampiyonluk favorilerimi gösteriyor. Ama oranları yanlış. Sezon başından beri söylüyorum. Ünal Karaman bu takımın başındayken sezon başlamadan önce de söyledim. Trabzonspor benim bu sezonki favorim. Ama bu akşam şampiyonluğun kokusunu almış Galatasaray Trabzonspor'la birlikte benim en büyük favorimdir. Bu favorinin içerisine Fenerbahçe'yi koymuyorum. Üstelik Fenerbahçe'nin içeride oynayacağı Galatasaray maçına da sürdürek 3 puan yazmış olmama rağmen Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının dışında tutuyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin motivasyonu saha içi değil. Fenerbahçe'nin motivasyonu hakem. Fenerbahçe'nin motivasyonu rakip takımın başkanı. Fenerbahçe'nin motivasyonu polis. Trabzon Emniyeti. Fenerbahçe'nin motivasyonu bakanlar. Fenerbahçe'nin motivasyonu devlet. Siyaset. Siyaset. Bütün bunların sebebini görecekler. Havalimanında Fenerbahçe taraftarına açıklama yapıyor. Fenerbahçeli futbolcu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belezoğlu'yla Ozan Tufan. Bu resmin yegane sebebi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimidir. O çocukları daha önce de ateşe attılar. Sizden özür diliyorum. Önce de Ozan diyor ki sizden özür diliyoruz diyerek. Daha başladım. Önce de Rize deplasmanında Rize'de. Galiba Volkan'ı gönderdiniz. Volkan, Komolli, Ali Koç, bir Mehmet Topal. Mehmet Topal gitti, Komolli gitti, Volkan gitti. Volkan şeyde. Neydi? Yedek kulübesinde. Esas şimdi Fenerbahçe... Ne gitti bıraktı yani. Evet, ya oyunculuğu bıraktı ama kadroda. Ya. Yani şeyde, tamam işte, gitti bünyenin ya. İçinde yani. Fenerbahçe TV diyor ki güvenlik önlemleri yetersiz kaldı diyor. Bugün Fenerbahçe TV'de bir görüntü paylaşılmış. İzleyicilerimiz de bize atıyor. Trabzonspor taraftarı havalimanına giden futbol takımımızı taciz etti diyor. Bir silah çekildiği iddiası var. Bu Fenerbahçe TV'nin iddiası. Bir böyle yuvarlak içine almışlar. Bir silah görünüyor. Şimdi bunu kim yaptıysa, ben şimdi konuyu çok bilmiyorum. Konuya çok hakim değilim. Şimdi gördüm. Bunu kim yaptıysa abi, Trabzon Emniyeti bunu bulacak. Dün yaptılar işte. Bunu bulacak. Ali Koç'a küfür eden adamı almışlar. Abi bunu alacak bu zaten. Burası hukuk devleti Gökhan. Ya kim kime silah çekebilir? Ama Fenerbahçe'nin de bak bu konularda hassas olması için çok elinde done var. Bak yiğidi öldür hakkını ver.
Bak Yiğit öldür ama hakkını ver. Bu takım kurşunlandı. Bak, evet. Bu takım kurşunlandı ama failler hala yok ortada. Tamam, doğru. Yani Fenerbahçe'nin de hakkını yemeyin be birader. Yani o Karadeniz bölgesine gittiklerinde bu tip gerginliklerin olması ve kendi içlerinde gerilmeleri çok normal. Bunu da haksızlık etmeyin abi. Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı ya. Kurşunlandı abi ve yok ortada kimse. Onda da haklılar abi. Yani burada tamam biz dün Trabzon Emniyeti ile ilgili eleştirilere biz de eleştirdik. Ama bu kimse bunun sorumlusu. Bulunur abi o da. Bulacaksın. Bunun cezayı vereceksin abi. Yani bunun şu da yok. Ama Gökhan, şu da yok bunda. Dün Fenerbahçe yani yönetiminin bildiği bir şey değil bu. Tabii değil değil. Bu Fenerbahçe daha sonra, yönetiminin bildiği daha bir şey sonra değil yaşanan bu. Bir şey bu. Yani takım havalimanına giderken maçtan sonra olan bir şey bu. Ama şunu da şimdi yani şunu da ayıralım bir kenara koyalım. Yani işte Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe ortamı geldi de böyle bir şey olduğu falan da kimse bunun altına sığınmasın. Böyle bir şeyi kimse kabul edemez. Böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey spor, yani bu spor alanının abi içerisinde dedim ya, da bir iddia Büyükçekmece'de genç bir çocuk Trabzonspor eğleniyorken öldürüldüğü iddiası var. Yani ya bir tane şimdi video abi iş buraya geldiyse yandık eğer, ya. Eğer şaka videosu değilse Trabzon tabelasının önünde iki tane çocuk Fenerbahçe formalı görüntü çekiyorlar. O iki biraz araba böyle bir hafif bir fake havası var onda ben ya de, sanki. Bence de var da yani eğer değilse o da mesela şey garip. Yani bir silah göstermeler filan hani yani arkadaşlar happy topu futbol ya. Yani birisi şampiyon olacak, 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 olmayacak. Yani ne oluyor ki? Yani bu ligde işte Fenerbahçe 20 kez, 19 kez, Galatasaray 22 kez, Beşiktaş 15 kez, Trabzonspor 6 kez neyse 10 kez. Yani olmuş bitmiş ya bunlar yaşanmış yani bundan sonra da uzun yıllarda yaşanacak ne oluyor ya yani ona silah göstermek o yerdeki adama tekme atmak oradan ona ırkçı ifadelerde bulunmak filan ne oluyoruz ya yani ne zaman geldik biz bu noktaya bak Gökhan çok kötü yere gidiyoruz ya bak samimiyetle söylüyorum yani çok kötü yere gidiyoruz ama hep ama da, her geçen sene daha kötü yere gidiyoruz yani artık 15 yaşında çocuklar filan bu işin iyice holiganı oldu. Bu sosyal medya hikayesi gerçekten çok fazla tetikledi ya meseleyi. Eskiden yani her taraftar kendi forumunda tartışıyordu. Yani şimdi karşı karşıya gelmeye başlayınca sosyal medyada insanlar iyice raydan çıktılar abi. Yani ve şey yok, hiç fikre saygı yok abi. Yani birinin söylediğini beğenmeyebilirsin. Der ki o Fenerbahçelidir, Galatasaraylıdır, Beşiktaşlıdır. Bir şey söylüyordur, beğenmeyebilirsin. Tabii ki. Artık hadi diye başlayan arkasında küfürle devam eden filan noktaya geldik ya. Çok çok üzücü yani. Ya kim şampiyon olacak? Kim olursa olsun yani. Ne yapalım sence abi? Sence kim olacak peki? Ben Trabzonspor'un olacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un şu anda ligin gizli lideri olduğunu düşünüyorum. Bana lütfen dürüst cevap ver. Vereyim. Sorumu biliyorsun. Sor bir daha sor. Yani anlamadım sorunu. Anlamışsındır ya. Bak anket geldi. Ya ilk Trabzonspor, ikincisi Galatasaray olur diyorum. Benim sen kime oy verdin onu soruyorum. Ben oy vermedim ya. Niye? Ne bileyim ben spor gecesinden açtım ya. Yani orada oy verirsen zaten çıkıyor ya. Sen kendi hesabından ne olsa kime verecektin? Trabzonspor'a verirdim. Benim şu anda yani ligin gizli liderinin Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un kadro kalitesinin de yani hep söylüyorum Trabzonspor'da bir tek antrenörüyle ilgili kafamda soru işareti var. Yoksa Trabzonspor taraftarı havaya girdi. Bu takım antrenör gerek yok. Trabzonspor taraftarı havaya girdi. Takım bence son derece yeterli. Hüseyin Cimşir çok büyük bir çok çok büyük fahiş bir hata yapmadığı yapabilir sürece işte. Yapmadığı sürece bence yapmaz. Abi yanında kulüp başkanı demeyeyim orada yani iş oraya kadar gittiğinde berber bile kadro yapıyor Trabzon'da. Berber kadro yapar verir biliyorsun. Özkan Sümer'in. Mesela ama kadro yapmak mı? Yani kadro yapar ve yani ben ondan bahsediyorum. Mesela Sturridge mesela son Fenerbahçe maçında oyuna girdi. Yani ben mesela o Sturridge'in normal şartlarda Trabzonspor'da kadro yüzü görmemesi gerektiğini düşünüyorum mesela. Onu nasıl yönetecek mesela? Bunlar hep Sturridge yeni bir dünya yıldızı bu adam. Sturridge geldiğinden beri ilk 11'de de Hüseyin Cimşir onu yedek kulübesine çekmişti ki. Zaten bir oynuyor bir oynamıyor. Sakattı bilmem neydi şuydu buydu. Öyle zaman geçiyor. Yani zaten şurada hepi topu kaç hafta kaldı. Bence idare edebilir. Ya bence çünkü Trabzon'da antrenörlük bir durum yok. Yani Trabzon iyi bir kadro, iyi bir oyun sistemi var, iyi de oynuyorlar ve kazanıyorlar. Ve kazandıkları sürece de Hüseyin Cimşir'in tartışılabilecek bir tarafı yok. Fahiş bir hata yapmazsa ligin son haftasına kadar
yarışın içerisinde %100 kalırlar. Zaten şu anda ligin gizli lideri bence. Bence yani de. Malatya ile bir maçı eksik. Abi Sivas'ı mesela, Sivas'ı konuşmak lazım. Ben Beşiktaş'ı yendiler, ortaya koydukları futboldan dolayı dedim ki inanmıyordum dedim. Sivas Spor'un şampiyon olacağına gerçekten inanmıyordum o maça Beşiktaş kadar. Beşiktaş maçında gösterdi. Beşiktaş maçında beni inandırdılar şampiyon olacaklarını dedim. Oradan sonra yoklar. 2 haftada 5 puan kaybettiler. Kendi evlerinde neredeyse kaybediyorlar. Son dakikalarda beraberliği yakaladılar. Bugün Gaziantep deplasmanında 5-1'lik ağır bir yenilgi. Yok ha. Yenilgi ağır ama ben golleri seyrettim. Ben maçın özetini seyrettim. Ben de yani. Özetini seyrettim. Maçın genelini seyretmedim. Ama çok da şanssız goller yemiş kardeşim yani. Hani tamam, kötü oynamış. 5-1'in açıklaması olmaz ki Rıza Hoca'yı da maçtan sonra da dinledim. Ama ben Sivasspor'un bu puan kayıpları sürecinin içerisine girdiğini düşünüyorum. Yani zirvede çok da fazla tutunabilecek bir kadro yapısı olduğunu düşünmüyorum Sivasspor'un. Hoca yani sistem takımı, hoca takımı ama kadro yeterli yeterli olmayan. Kadro olmadığını zaten ilk yarıda da söyledik. Hep söyledik. Lider abi, Uğur oynuyor sol bek, Caner oynuyor stoper. Yani şimdi baktığın zaman gerçekten sıkıntılı kadroları var ya Gökhan. Yani şimdi bakıyoruz mesela, şimdi hep aynı örneği verdim abi. Caner'le Uğur değil mi? Hı-hı. İki tane oyuncu üzerinde gidiyoruz. Ya bana söyle, şampiyonluk yani Başakşehir'de oynar mı bu iki oyuncu? Oynamaz. Galatasaray'da oynar mı? Oynamaz. Beşiktaş'ta oynar mı? Oynar. Fenerbahçe'de oynar mı? Oynamaz. Yani o yüzden hani kadro kalitesi çok yüksek bir takım değil Sivasspor. Yani Sivasspor'da işte iki tane, üç tane çok önemli oyuncu var. Onun üzerinden yürümeye çalışan bir takım görüntüsü var. Ve son iki haftada 5 puan kaybettiler. Yani bir anda zirvenin çok uzağında kalabilir Sivasspor'da. Yani bir anda mesela Galatasaray şampiyon olamaz diyordu değil mi kimse Galatasaray'a? Şampiyon olamaz denilen Galatasaray liderle 5 puan fark var şu anda arasında. Gökhan. Abi Sivas ligin zirvesindeki bence o 5 takım, hatta yani 6'yı da saysak mı acaba? Yani Alanya'yı mı? Alanya'yı da içerisine alsak mı? Abi Beşiktaş'ı da alalım. Ya Beşiktaş'ın da hala şampiyonu. 7 takım o zaman. Ama yani ilk 7 takım içerisinden ben Alanya'nın ve Sivasspor'un yani haftalar ilerledikçe o yarıştan sapır sapır dökülerek ben Beşiktaş'ın da öyle olacağını düşünüyorum. Olabilir. Beşiktaş'ın fikstürüne baktığımızda Beşiktaş'ın fikstürü de kolay değil. Yani Beşiktaş'ın da mesela şampiyonluk, yani ben Beşiktaş taraftan da bu sene şampiyon olacağına inandığını düşünmüyorum yani. Mutlaka inananlar vardır. Takım taraftarlığı böyle bir şey. Ama bu işin hani imkansıza yakın olduğunu ben oynanan futbol üzerinden söylüyorum. Şimdi ilk yarıdaki futbol Galatasaray mesela kötüydü değil mi Gökhan? Hı hı. Şimdi ikinci yarıya Galatasaray transferlerle başladı mesela. Daha farklı bir oyun ortaya koymaya başladı. Yani Galatasaray'ın oyunu daha farklı bir hale geldi. Mesela Fenerbahçe, şimdi ben bakıyorum Galatasaray'ın oyununa bakıyorum. Fenerbahçe'nin iki haftadır oynadığı futbola bakıyorum. Trabzonspor'a bakıyorum. Başakşehir'e bakıyorum. Bir de Beşiktaş'a bakıyorum. Ya Beşiktaş bunların Beşiktaş'a çok uzağında abi. Ya Haluk, Beşiktaş'a bakamazsın ki. Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktör geldi. Maçı da izlememişsin üstelik. Yani, İzlemedim demedim. Dedin ya çok izlemedim. Tam böyle böyle yarı yarı. Tek gözle. Tek gözle izledim. Dolayısıyla tek gözle. Zaten ikinci yarıda kapatsan gözünü de bir şey fark etmez. Yani ilk yarıdaki performans beğendin mi? Yani senin kadar beğenmedim. Sen çünkü ilk yarı mesela müthiş. Sorum şu ya. Ya Allah aşkına. Ya Rize deplasmanında. Bana şey yapma abi. Rize deplasmanında oynayacağı kadar oynadı diyelim. Ama ben mesela hani Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ıyla Sergen Yalçın'ın Beşiktaş arasında bir fark göremedim yani. Maçın 90 dakikasına baktığım zaman. İlk yarıyı anladım. Soruyorum be adam. Allah ya Müslüman, Allah aşkına benim sorumu da bir kere ters çevirip de ya kendi işine geldiği gibi cevaplama. Ne olur Müslüman. Diyorum ki sana, ilk yarıdaki Beşiktaş'ı beğendin mi? Beğendim. E tamam, işte biz de onu söylüyoruz. Dolayısıyla tamam, maç 90 dakikaya var. Hayır. Şimdi ama yeni teknik direktör gelmiş. Yani sihirli değnekle dokunamaz adam. Hani bırak, fiziksel olarak da bir şey katamayacak Sergen. Fiziksel olarak bu takıma hiçbir şey katamayacak Sergen. Belli olmaz. Fiziksel olarak katamaz. Yok yani, öyle bir şey yok. Aldı yedi bu idmanı. Abdullah Avcı ne verdiyse bir sezonun geri kalan kısmında ama fiziksel olarak bunu göreceksin. Ona da şey yapmıyor. Ha, belki sakatlık anlamında. Ha, Abdullah Avcı mesela takımı devre arasında hazırladı ya kampta. Yani Abdullah Avcı hazırlamasa, Sergen Yalçın hazırlasa zaten aynı antrenman programını uyguluyorlar abi artık. Bilim böyle bir şey yani. Bütün dünyada bir antrenman programı var, onu uyguluyorsun abi. Başka bir şey uygulamıyorsun. Ne çok var? Çok ayıp. Çok ayıp. Farklı herkesin farklı farklı metotları abi, var. Abi hiç öyle yapma. Fiziksel yapma, olarak yapma, hiç deme, yok. Deme, ya yok, ben var. Derim. Bak, deme, deme, yani, var. Nasıl var? Ne, var? Nasıl var abi? Bana bir söylesene. Bak, sadece ne oluyor ben mesela? İki tane kulüpte çalıştım. Yani, sayısız hocayla çalıştım. Yapma abi. Hayır tamam da ne var abi? Mesela ya. Zaten kondisyoner hazırlamıyor mu? Yani bu kondisyonerin elinde bir tane program var.
Yani ya oyuncuya göre de farklılık gösterebilir. Ya tabii ki yani kas grupları ölçümleri var. Hangi oyuncuya nasıl antrenman yapacak? Kas grupları ölçümleri mesela Abdullah Avcı yapıyor, Sergen Yalçın yapmıyor ya yani. Kardeşim ama bir tane oyuncudan bekleyen, mesela Abdullah Avcı bir tane oyuncudan başka bir şey bekliyor. Ona göre yükleme yapıyorsun. Ya bu bilgisayar çipi gibi değil tabii de. Ama Sergen Yalçın'ın oyuncudan arttırmasını istediği performans başka bir şey belki. Yani. Anladın mı? Dolayısıyla yüklemesi de başka türlü olacak. Abi, herkesin farklı yani. Ben sana bir samimiyetle söyleyeyim. Hiçbir farkı olduğunu düşünmüyorum. Ya daha ne diyorsun abi sen? O zaman Liverpool niye bu kadar koşuyor? Abi antrenman bilim... City niye bu kadar koşuyor da bizimkiler koşamıyor? Atlet oyuncular çünkü de o yüzden. Bizde öyle atlet oyuncu yok. Yani lan sen Laiç'e iste... Ya bak bilgisayarı tak... Yani bilgisayarın yapma, Haluk, şeyi beynine takla tamam, için geçelim, ne olur. Atlet olarak koşamaz. Yani koşturamazsın başka, her, için. Her konu. Ya o zaman bir tane kondisyon. O zaman ne yapar biliyor musun TFF? Bir tane genel yayınlar, al sana bu kondisyoner. Bunu yapacaksın. Başka da idman yapmayacaksın der. Öyle şey olur mu abi? Abi niye temelde, bu kadar kondisyoner? Niye bu kadar abi, bilim var? Niye temelde, bu kadar... Temelde bu meselenin her şeyi temelde aynıdır. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Yani bu adamlar mesela günde 10 kilometre mi koşacaklar? Yani bir programı vardır bunun, o program uygulanır. Antrenman bilimi dediğin şey zaten birbirlerine hocalar. Ya internette dolaşıyor. Şurada niye kapatıyor o zaman antrenmanları bilmem neleri abi, şunları bunları kimse... çalıştığı için kapatıyor. Ya ne taktiği canım benim ya. Abi, ya ne taktiği canım Gökhan'cığım, benim. Gökhan'cığım biz yıllarca antrenman kamplara gittik seyrettik. Biz hiç fiziksel antrenman kapatıldığını gördün mü sen? Ya, hepsi zaten böyle takıyorlar şeyleri. Birbirlerinden bahsediyorum. Yapılıyor. Sen ben ne anlayacağız zaten adamın ne laktak bilmem ne. Daha laktaka öğreneli 8 sene oldu. Laktak testini öğreneli 8 sene oldu bizim abi. O bitli bir şey getirdiler. Zannettik ki uzaya çıkıyorlar. Ya bize geçen ben Trabzon'dayken Liverpool dedin ya mesela Liverpool. Atlet oyuncular Liverpool'un sağ beki atlet mesela. Atlet oyuncu. Al buna da yükle atleti. Liverpool'un sağ bekiyle sol bekine şimdi ben bakıyorum mesela istediğini yap. Getir Caner'le Gökhan'ı kluba ver ya da Mariano'yla Nagatomo'yu kluba ver. Ya tabii ki bir şey çıkartamam içinden. Onlar gibi gidip gelemezler. Tamam, gelemezler yani ama ne kadar antrenman yaparsam. Çünkü oyuncuların yani şeyi farklı. Atlet oyuncularla oynuyorlar ya. Biz zaten sorunumuz o. Biz de Laiç koşacak diye bekliyoruz biz mesela. Ben beklemiyorum Laiç'ten koşmasını. Sergen de beklemiyor koşmasını. Sergen'den de sizin gibi zihniyetler yıllarca beklediler koşmasını. Mateus'un sağından hatta solundan geçti milli maçta. Biz... O zaman anladınız ki Sergen Aykut... koşuyor ama Sergen'in koşmasına ihtiyacı yok. Aykut Kocaman... Sergen dursun 90 artı 1'de Alex... lamba diye tık atsın Aykut Kocaman içeriye. Alex savunma yapsın diye bekledi. O da başka bir yorum hatası diyeyim. Hadi Aykut Hoca dedi. Peki Fatih Hoca'ya bakalım ne demiş maçtan sonra? Nereye geldi? Niye geldik abi? Ne güzel biz antrenman teknikleri koyuyoruz. Ne maçı abi? Bırak maçı muçu. Topu... Ne konuşacaksın abi? Ya şimdi geçen gün toplantı... Fatih Hoca ne dedi abi Allah aşkına? Geçen gün kaç toplantı kişi olmuş. Ya? Topu kaç saniyede geri kazanıyoruz? Kaç saniyede kaybediyoruz toplantısı? Sen seversin öyle. Yani 3 saniyede mi geri kazanacağız? 4 saniye... Abi Liverpool mesela seyrettim ben. Dün yine Liverpool maçını seyrettim. Abi sen... City maçını izledin mi bugün? Yok izleyemedim City maçını. Ya Liverpool maçına baktım. Ya olacak şey değil abi yani. Adamlar şimdi bambaşka bir seviyedeler yani. Topu geri kazanmaymış, oymuş mu? Ya adamlar yani... Oynuyorlar böyle yani. Hani futbol oynuyorlar. Adamlar oynuyorlar. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Hayır, sen oynamamaya çalışıyorsun. Southampton'la oynadılar ya mesela. Onlar da oynuyor abi. Tabii onlar da şöyle yapmıyor yani. Ben otobüsü çekeyim. Yani bir daha onduğum falan vurursam belki bir şey. Yani o yüzden mesela Southampton'la bizim Anadolu kulüpleri ya da Başakşehir falan yani eşleştiğinde mesela hallaç pamuğu gibi atılıyorlar. Neden atılıyorlar? Hiç düşündün mü? Hiç düşündün mü? Mantalite farkı çünkü. Adam diyor ki ben kapanayım. Ya bu zaten 1940'ta böyle oynanıyordu. Yıl 2019-2020'ye geldik. Bugün de 0-2-0-2 20-20. Ne demekse niyeyse yani. Çok tamam. Önemli bir şey. Değil de tamam o enteresan. Allah bir günü abi. Ama 20-20'de Feguli gol attı. Bir de üstüne. Vay be acaba tövbe estağfurullah. Şampiyonluk habercisi mi acaba? Ya da tövbe neyse şimdi bir şey diyecektim mi? Abi sen lan kilo almaya hızlı bir şekilde devam ettiğin için. Ne kablosunu yapacağız? Alttan çeker misin? Spora başlayacağım. İçeriden alttan çek. Kablosu. Gömlekte XX'ler. Rakiplerimiz kaybettiğinde siz de kaybederseniz bir anlamı olmaz diyor Fatih Allah Hocam. Allah çok ilginç. Mesele bizim kazanmamız. Galatasaray geriden gelmeye alışık ama ümit ederim aynısı olur diyor. Yani geçen sene 8'de kapanır 18'de demişti. Şimdi 5'e düştü. Yani ama bu sefer abi, beş, sadece bakma. Bir takım yok. Bir evet, sürü takım var. Bir sürü takım var. Hoca yani, da onu söylüyor zaten. Çok takım var. İşin teknik, taktik ve fizik yanı bir yana böyle zamanlarda işin psikolojisini yönetmek kolay değil. Çünkü ikinci yarı başlarken puan olarak rakiplerdeki kredi bizde yoktu. Kayıpsız gitme mecburiyeti kolay bir psikoloji değil diyor. Fatih Hoca'nın şanssızlıklarından bir tanesi sakatlıklar. Bak yine Falcao 2 hafta yok diyorlar.
Saragi 3 hafta yok diyorlar. Yani Falcao yok, Adem büyük gol atıyor abi Galatasaray'da. Yani bu Cagne ne oldu bu arada? Kaldı mı Brugge'de? Yok. Nerede şu an? Boşta. Cagne. Yani Brugge'in futbolcusu şu anda. Parayı kim veriyor abi? Brugge veriyor. Maaşını Galatasaray veriyor da. Brugge'de Galatasaray'a veriyor. Falan garip bir durum işte o. Parayı kim veriyor? Maaşını Galatasaray ödüyor. Galatasaray ne buldu? Gömü mü? Bu kadar transfer. Cagne boşta. Oh. Bir kimse kimseyi konuşmuyor. Göndermedi. Kimse konuşmuyor abi Cagne'yi. Duyunlamayı askıya aldılar. Enzonzi gitti. Nagatomo da askıda. Yani o da gidecek mi gitmeyecek. Yani Babel'i kiraladılar. 18-19 tane yabancısı var Galatasaray'ın şu anda. Paralar? Güzel iş. Paralar nerede? Mustafa Cengiz. Gelmişsin oraya. Paralar nereye gidiyor Mustafa Cengiz? Onu sorsanıza. Niye sormuyor kimse? Şampiyonlar Ligi geldi ya bu sene. Şampiyonlar Ligi'den para geldi. Cagne'nin parasını Galatasaray veriyor dışarıda. Nagatomo'nun parasını Galatasaray veriyor dışarıda. Cagne'nin parasını Galatasaray veriyor derken oradan bir kiralama bedeli aldı Galatasaray. Maaşını veriyor ama. Tamam kardeşim almış ol. Aldığın parayı da vermiyor musun? Hayır vermiyorsun. Çakıl taşı mı veriyorsunuz Cagne'ye siz? Ya da 3 öğün menemen mi yediriyorsunuz? Abi kurtulmak için biliyorsun hatırladı. Tamam nerede? Ya bu çocuğun nasıl bana anlatsana Cagne transferini. Bir hakim sen soruyorum. Hakimim. Tamam söyle abi. Geçen Cagne nasıl? Geçen sene Cagne nerede? 13 milyon euro transfer bedeli verdiler. Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer edildi. Oraya kadar geçen sene devre arasında başlama. Galatasaray'dan Brugge'ye giderken bu anlaşma nasıl oldu? Ve çocuk Brugge, şimdi nerede? Galatasaray'dan Brugge'ye giderken Galatasaray Cagne'yi kiraladı. Tamam. Kiralama bedeli olarak bir rakam aldı. 3.2 milyon. Tamam. Ya, tam rakamı hatırlamıyorum ama 3 o civarda. Tamam, yani 3.2 desen. 3.2 olabilir, 3.4 olabilir. Onu tam hatırlamıyorum. Ayağın alışsın 3.5'te. Cagne'nin de 1 yıllık maaşını Galatasaray ödeyecek. 2.5'te o. Galatasaray bu işten 1 milyon kazandı. Yani de ki işte 700-800 bin euro. Ama tabii 14'te şeye verdi biliyorsun Kasımpaşa'ya yani. Hani 14 oraya verdin. E maaşını verdin. Buradan maaşını düştün. E maaşını vermeye devam ediyorsun şu anda. Maaşını sen veriyorsun. Evet, Galatasaray veriyor. Galatasaray oyuncusu zaten. Ya yani Galatasaray sezon sonunda Galatasaray'la birlikte antrenmanı çıkacak. Peki Nagatomo nerede? Askıda. Galatasaray'ın topçusu. Hani kahvede hani böyle şeye giderse İtalya'da peki, görmüştüm ben ilk. Peki bilir misin onu? Luyendama. Luyendama sakat olduğu için askıda. Onun maaşını da milli takımda sakatlandığı için kendi ülkesinin federasyonu tamam. Peki Cagne'nin parası ne olacak abi? Cagne 13 küsür. Ne oldu abi kaçtı? 13 milyon. Niye konuşulmuyor abi Galatasaray'da bunlar? Galatasaray parayı nereden buldu abi? Abi Galatasaray... Galatasaray parayı nereden buldu? Ozan Kaba sattı. Şampiyonlar Ligi'nden bir gelir elde etti. Galatasaray zaten... Harcadı da kardeşim. Harcadı. Ama bonservis vermedi ki Galatasaray. Nasıl? Luyendama? Margao? 3-5. 7. Ama abi ta döndün 2 sene öncesine ya Gökhan. Yani şimdi bu sezon başında Galatasaray mesela Falcao'yu aldı, bonservis vermedi. Bak abi Andone'yi kiraladı, para vermedi. Arkadaş, çok basit bir şey söyleyeceğim. Açlıktan nefesi kokan kulüpler değil mi hepsi? Doğru. Hepsi. Ama ne yapacaksın? Bu sistem böyle dönüyor Gökhan. Yani ne yapacaksın? Mesela bir kulüp üzerinden konuşmayalım ama. Bir de Falcao'yu aldın ha. Hayır, bir kulüp. Bir de Falcao'nun maaşı var yani. Bir kulüp üzerinden konuşmayalım. Hepsinde aynı sıkıntı var. Yani sonuçta bu futbol oynanıyor. Bu futbol pahalı bir şey abi. Oyuncu yani sana 2,5 milyon euro vermezsen gelmiyor. Alma. Ne yapacaksın? Verince ne oluyor ki? Al Fenerbahçe yıllardır veriyor. Ne oldu abi? En son Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman oynadı Fenerbahçe? Moses mesela. Ya bana şunu söyle kardeşim. Yıllardır dünyalarca belki milyar nereden çıktı? Milyar euro harcamışsındır. Nerede abi? Kaç kez Fenerbahçe en son ne zaman gitti abi şampiyon? Şampiyonlar Ligi müziği Fenerbahçe stadında karşıda bir stadda ne zaman çaldı abi? 11-12 sene oldu galiba. Unuttu abi karşıda. Karşı taraf var ya karşı taraf buraya göre. Karşı yaka Şampiyonlar Ligi müziğini unuttu ya. Nerede yatırımlar? Nerede paralar abi? Yatırdın da ne oluyor? Almayın kardeşim. O yüzden diyorum ki futbolu futboldan gelen insanlar yönetsin. Bu adamların hepsi gelip geçici. Hepsi gelip geçici. Büyük başkan dediniz Fikret Orman. Nerede şimdi? Nerede abi Fikret Orman? Bilmiyorum. Federasyon başkanlığı için adı geçiyor ama mümkün değil. İhtimal vermiyorum. Federasyon başkanlığı için adı mı geçiyor? Öyle demişler ya. Sen dedin abi dün bana. Hayır Fikret geçiyorsa Candaş Tolga Işık'tan geldiyse Candaş Tolga Işık Fikret Orman dediyse o zaman da o inanabilirim dedim. Söylediğim aynen buydu. Fatih Hoca demiş ki maalesef enteresan sakatlıklar yaşıyoruz.
Abi yine Fatih Hoca ile devam ediyoruz. Bitti abi. Türk futbolunu konuşurken abi, yine döndüm Galatasaray'a abi. Ömer'i yeni bir mevkide kazandığımız için son derece memnunum demiş. Kimi? Ömer'i. Ömer'den memnun hocam. Mevki mi? Sol ön oyuncusu yaptı ya Fatih. Tamam. Cahiz onda Ersun Hoca stoper yaptı. Şimdi Dirar'ı da sol bek yaptı. Onyekuru geri döndüğü zaman ne yapacak Ömer? Ömer selamünaleyküm. Ömer oturacak. Onyekuru varken Ömer Bayram'ın yüzüne kimse Ömer bakmaz. Ömer Bayram'ı satsınlar abi. Böyle iyi bir performans. 30-40 milyon euroya falan satsınlar. Kimi? Ligin asist kralı abi Ömer Bayram. Değil. Riska'dan sonra. Tamam. Tamam. Kaç önemli milyon euro? 30-40 bir şeye satsın. Satamazlar mı? Sen hiç açlık bilmiyorsun galiba. Ay o Ömer Bayram. Matematiğin de kötü. Ömer Bayram'a bayılıyor senin ya taraftar. Maaşın kaç para? 150 milyon euro falan mı alıyorsun? Hiçiz hocam. Taraftar Ömer Bayram'a bayılıyor ya mesela. Ha? Ömer Bayram'ı satıyorum desen kim alır abi? Ömer Bayram'ı satıyorum desen Beşiktaş almaz. Fenerbahçe alır mı? Fener de almaz. Başakşehir alır mı? Başakşehir alır. Almaz. Başakşehir abi. Alır. Başakşehir bir sene sonra da Galatasaray'ın 3 katına satar. Vallahi almaz Başakşehir. Bak sana samimi söylüyorum. Almaz tabii canım orada bir sürü oyuncusu var. Ya çıkarttım kenara koydum. Ömer Bayram bu performansı Başakşehir'de yapıyor. Galatasaray Sivas alır. Galatasaray alır mı? Sivas alır zaten. Galatasaray geri alır mı onu söyle bana. Bir sene sonra alır. Yok ya. 3 katı paraya bir sene sonra alır Galatasaray. Bence almaz abi ya. Vallahi almaz. Bugün Donk'un attığı gole ne diyorsun? Göğüs kontrolü. Göğüs kontrolü. Altı pasta göğüs kontrolü. Falcao golü attı. Sonra başkan diyor ki hakemler. Ya altı pasın içerisinde Donk gibi bir oyuncuyu uzun o kadar uzun sırık gibi adamı göğsünde sopetmeler, dönmeler, vurmalar falan bunları yaptırtıyorsunuz. Ondan sonra hakem diyorsunuz başkan yapmayın ya. Hakem değil yani. Visca ile Ömer Bayram'ın asist sayısı eşit demiş Erdem. Turgay, Ömer bir tane daha asist mi yaptı? Turgay Zeki Laçin demiş ki 3 Temmuz kumpası Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine müsaade etmedi. O kumpas Fenerbahçe'yi 10 sene geri attı demiş. Doğru olabilir. Kemal Yörükoğlu demiş ki Gökhan elinin hamuruyla futbola karışma demiş. Elimin hamuru ne demek abi? Ya dün Mavra oldu ya yayında. Bizim İlham... Sana dedi yani. Sen bu poğaça, kim yazan kim? Bizim Kemal diye bir izleyicimiz. Ne var abi ben poğaça da yapıyorum, pizza da yapıyorum. Ne var abi? Tamam işte poğaça, pizza yapıyorsun niye ya. Niye seni buradan mutlu etti bugün bu tweet? Ben onu anlamadım. Ben onu anlamadım. Ben anlat mutlu olmadım abi. Niye mutlu oluyorsun? İçeridekiler de gülüyor. Onların da bir sebebi. Söyle onu da. Abi ben ne olayım? Kemal Yörükoğlu demiş ki. Elinin hamuru ne demek? Karışma demiş. Kemal Yörükoğlu elinin hamuru ne demek? Abi diyor ki sen işte hani poğaça yapıyorsun evde. Yapıyorum açma abi. Yapıyorsun. Börek de açıyor. Börek de yapıyorum. Açabiliyor musun? Açın yok. Yufkadan. Hazır yufkadan. Dediniz aç kaldı zaten. Hayır, börek. Lan ne var bunda? Börek de yapıyorum. Ne var abi? Dünyanın en önemli, en meşhur aşçıları erkek. Dünyanın en çok para kazanan aşçısı erkek. Abi bir şey demedim ki ben. Hoş kendini astı falan filan bilmem ben ne ama. Ben eleştirmiyorum burada sana çok burada... saygı duyuyorum bu yaptığın şeye. Biz daha bir şey görmedik ama. Eleştirmiyor musun? Ağzına yüzüne bir bak. Programını izle tekrardan da ne kadar eleştirip eleştirmediğini gör bakalım. İlan demiş ki mesela abi ya ben unutturmaya çalışıyorum demiş. İlan. Yani. Abi diyor ki Yalçın, Gökhan Dinç böyle ağır yaparsan küfür gelir abi. Şampiyonlar Ligi, Karşıyaka falan hani hedef alma diyor Fenerbahçe'yi. Ya Fenerbahçe'yi hedef almıyor. Tamam abi. Yani, halbuki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe grubunu lider tamamladı falan mı dememi bekliyorsunuz abi? Ne dememi bekliyorlar insanlar? Atilla demiş bir poğaçanı yemeye geliriz abi umarım diyor. Şimdi poğaça... rütüp olmasa bir şey yapacağım ama yersiniz. Evet yersiniz. Bayburtlu diyor ki ya bizim Oğuzhan'ın attığı pozisyonu gördün mü abi? Abi o bence o şey komik video. O ne ya öyle? Bugün Bayburt'un maçını yöneten diyor hakem ki, kimse. Bayburtlu Haluk Bey Allah aşkına şu pozisyonu bir gündeme getirin. Bu nasıl penaltı verilmez? Bayburt Spor'u doğradılar. Alt liglerde fırtına kopuyorlar. Ya biz hep tabii yukarıyı konuşuyoruz ya. Altta ne? Ya yukarısı böyleyse hakemin adını yazsınlar. Oğuzhan izliyorsanız yazın abi hakemin adını. Kaan demiş ki Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu var. Bunu neden konuşmuyorsunuz? Gösteri maçı belki tekrarlanacak, kazanacak. Beşiktaş. Haluk abi Beşiktaş'ta yazılan hiçbir şey okumuyorsun demiş. Okudum bak. Okumaz o. Öyle bir ön yargısı var onun. Okumaz. Bir de mesela benimle ilgili onu pozitif bir şey yazmıyorsunuz da. Yani hasbelkader yazarsanız onları da okumuyor. Öyle bir alışkanlığı yok Haluk. Haluk varsa yoksa Gökhan'ı eleştiren, yerin dibine sokan, elinin hamuru diyen. Mesela Beşiktaş'tan sen böyle sinirlendin mi gerçekten? Tweet atmak istiyorsanız benim... Bırakın abi şeyi spor gecesini. Gökhan Dinç'in Twitter hesabı. Ver abi Twitter'ımı benim. Ver abi ver. Ver bunun hiçbir şey okuduğu yok. Ver abi Twitter'ımı. Aa bir dakika. Evet al işte abi. Bengi demiş ki yemek yapmayı elin hamur gibi cinsiyetçi bir dile getirmediği için Gökhan Bey'e teşekkürler demiş. Bak destek de var. Ya biz burada işin mavrasını yapıyoruz abi. Bir daha olayı niye buraya getirdiniz ki? Ben onu anlamadım ya. Abi senin yüzünden biz... getiriyor oğlum bir şey. Abi... Kimsenin bir yere getirdiği biz yok. Biz dün gece böyle yapıyor bak mesela. Abi. Aa bak mesela Ekrem bilmem ne diyor ki elinin hamuruyla... falan böyle bir abi biz buna... sinsi sinsi ya
Ya senin ne Levent kadar... Balcı'ymış hakem. Levent Balcı denilen Mustafa Sağol kardeşim. Hokkabaz. Buradan MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bayburt Bandırma. Bayburt Bandırma maçında görev yapan hakemin direkt derhal lisansını iptal edin. İzlediğimiz video Allah rızası için biriniz bakın kardeşim. O kadar adamsınız. Oğuz Sarvan size sesleniyorum. Bayburt Bandırma maçının hakeminin lisansını iptal edin. İzmir bölgesiymiş. İzmir bölgesindeki bu hakemin lisansını iptal etmezseniz bu hakemi 10 sene sonra, 5 sene sonra, 3 sene sonra Süper Lig'de göreceğiz. Ha, bu arada bugünkü maçın hakemi. Zorbay Küçük'ün babası Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyormuş. Söyle abi. Kemal'den mesaj geldi abi. Şimdi seslendin Kemal'e. Gökhan Dinç adamdır. Seviyoruz seni. Aşçı reis yazmış. Galatasaray Kayseri maçının bugünkü hakemi Zorbay Küçük'ün babasının Galatasaray futbol takımında antrenör olması öyle miymiş? Veya antrenör olan babasıyla görüşmüyor olması beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ben pozisyonla ilgili söylemiyorum çünkü o pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum Arda zaten. Arda kardeşlerle ama, şey kardeş abi ya. Evet Erce yani. Ya. Ne yapalım şimdi? Yani burada biraz abi, dikkat edilebilir. Mesela Arda ya kardeşleri, mesela, yani Arda kardeşleri şimdi, kardeşinin oynadığı. Zorbay Küçük'ün. Ya bir dinle hem soru soruyorsun cevabını al be adam. Abi Zorbay Küçük'ün babası Galatasaray altyapısında çalışıyor değil mi? Antrenör bu adam. Ne yapsın şimdi? De ki Galatasaray bu adamı gönderdi. Bu adam eski futbolcu Malatya Sporlu Feyzullah galiba değil mi? Gitti Başakşehir'in altyapısında çalışıyor. Yani bir şey olmaz. Nasıl yapacağız bunu? Bir şey bunu? Olmaz. Ben söyleyeceğim de söylettirmiyorsun. Söyle peki. Biraz dikkatli atamalara dikkat edebilirler. Mesela Galatasaray maçına vermeyebilirsin Zorbay Küçük'ü. Ama Zorbay Küçük geleceği olan bir hakem abi. Çok beğendiğimiz bir hakem. Genç bir hakem. Ben gördüğüm yani, fotoğrafı söyleyeyim mi sana? Çok başarılı. Yeni Cüneyt Çakır. Fiziksel olarak tamamen tam tersini düşünüyoruz. Fırat Aydınus. Jöleli saçlar. Tamam. Zaten Fırat ama Aydınus'a çok iyi hakemdi abi gençliğinde. Çok iyi hakemdi gençliğinde evet. Bundan 10 sene önce. Ben Zorbay Küçük'ten mesela çok umutluyum bence abi. Bence Cüneyt Çakır'dan daha iyi. Ya biz mesela şimdi Zorbay Küçük'ü Galatasaray maçına vermeyelim mi abi? Ya verin de yani bir ne babasını kovsun Galatasaray. Tamam kovmasın. Nasıl yapalım abi işte söyle. Arda kardeşler şeylikten ayrılsın. Kardeşlikle mahkeme kararıyla. Erce mesela desin ki ben Türkiye'de oynayamam benim abim hakem yapıyor. Ya da Erce desin ki. Değiştiremezsin sadece birazcık daha hassas davranabilirler atamalar konusunda. Ya mesela Arda kardeşleri de Trabzon'a verilememesi çok acayip. Verilmiyorsa ya kardeş orada oynayabilir. Verildi galiba ya. Verildi bir maça. Hayır mesela Arda kardeşlerin o zaman galiba şampiyonluk mücadelesinde Trabzonspor'un rakibine de maç vermemesi lazım. Bu yani bu kafayla gidersek bunları değiştirmemiz lazım onu söylüyorum. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Beşiktaş Kulübü eski başkanı Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu başkanı yapmayacağız. Ve Fenerbahçe Kulübü eski başkan vekili Nihat Özdemir'den o zaman adil davranmasını beklemeyeceğiz. Yani ya seçmeyeceğiz ya da adil davranmasını beklemeyeceğiz. Ha, bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı değişimi söz konusu ya. Yani tırnak içerisinde Fenerbahçe yönetimi Nihat Özdemir başkanı ve yönetimini hiç istemiyor ya. Destek olsunlar. Bak. Ali Palabı'yı mesela Nihat bizim başkanlığı vermesin. Nihat Özdemir başkanlığı bıraksın bu hafta Fenerbahçe ilk üçe giremez. Bak bu kadar iddialı söylüyorum. İlk üçe giremez Fenerbahçe. Tabii ilk üçe giremez ama bunun Fenerbahçe. Bunun altında şimdi bir sürü şey sorarım İlk ben. İlk üçe giremez Fenerbahçe. Bildiğin bir şey mi var bununla ilgili? Bence. Fikir. Ya sen diyorsun ki Nihat Özdemir Federasyonu Fenerbahçe'yi kolluyor. Niye Zorlu'da buluştular? Abi şimdi tam programı kapatırken bir dakika abi, niye durursun? Niye bizi yine Türkiye'ye gündemine oturtacaksın ya. Kurban onun için söylemiyorum. Daha programı bir kapatacağız dakika. Ya. Daha var. Yani, peki ben sana şunu söylüyorum. Niye Ali Koç'ta buluşuyorlar? Abi onu niye Cüneyt Orman'la buluşmuyorlar kardeşim? Niye Mustafa Cengiz'le buluşmuyorlar? Niye Ahmet Ağoğlu'yla buluşmuyorlar Zorlu'da? Niye Fenerbahçe Başkanı'yla buluşuyorlar? Niye Fenerbahçe Kulübü herkesten önce bu vergiyle ilgili vergi diyorum limitlerle ilgili bilgi sahibi oluyor herkesten önce? Niye? Niye MHK Başkanı Ali Koç'a hesap veriyor kardeşim atamalarla ilgili? Bak bu TFF giderse Fenerbahçe ilk üçe giremez. Ben bu konunun üzerine daha fazla gitmek istemiyorum. Çünkü yani durup dururken şimdi mesela yani iki günümüzü şu kurduğum bu cümleler var ya iki gün bizi perişan edecek. Bu videolar havada uçacak, dolaşacak. Yani, algı yapmasın abi insanlar, algı. Yani federasyondan istediğini al.
3 puan silinmesin. Ya dün söyledim aynısını abi. Artık aynı şeyleri söylemekten sıtkım sıyrıldı ya. Ben niye abi? Ben Beşiktaş... köyün delisi ben miyim abi? Doğru ya, bana ne abi? Ben de ki abi. Ya ben de abi, hata köy, bende abi. Köyün delisi sen misin değil misin bilmiyorum da. Beni bak, de beni de bitirdin biliyor musun? Beni de yaktın. Mariano. Don. Sayende sokakta yürüyemez hale geldim. Galatasaray bugün oyun tercihi olarak 4-2-3-1'i seçmiyor. Bunu konuşalım abi o zaman. Yok onu konuşmayalım. Ya köyün derisi ben miyim abi? Bir şey soracaktım sana. Bildiğim bir şey mi var? Ne bildiğim olacak abi? Bildiğimizi söylüyoruz zaten. Hayır, bir de zaten abi şöyle, o yüzden köyün delisi abi şu var ya. Şimdi yani fotoğrafı dışarıdan ben net bakabiliyorum. Ve bir yorumum var o fotoğrafla ilgili. Ya yıkadı insanlar katır katır. Senin de aynı şekilde bir... Bu yaptıkların, bu söylediklerimizin hepsi bir yorum. Yani şimdi mesela Beşiktaş... Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvurmuş mesela. Ya abi Göztepe'nin suçu ne? Ya adam orada bir tane hakem ya hata Göztepe'nin yaptı. Suçu ne? Beşiktaş yönetimi maçın tekrar edileceğini düşündüğü için mi yapıyor zannediyorsun? Tam ne gerek var o zaman abi? Abi taraftarı sakinleştirmek. Ya senin çok önemli bir lafın var ya. Büyük üstadsın, erbapsın ya. Konsolide etmek. Alt tarafı konsolide etmek falan. Böyle bir de şekil yapıyorsun. Alt tarafı konsolide etmek falan. Ne gerek var abi konsolide monsolide yapacaksın işte böyle bak anladın mı sen diyorsun ya konsolide etmek konsolide ediyor işte. Ay tamam ama oradan da şöyle oluyor oradan mesela Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı için sonra federasyon tekrar vermeyince de vay Beşiktaş düşmanı federasyon oluyor. İşte Fenerbahçe düşmanı federasyon oldu Alanya maçı için öyle oldu. Ya Fenerbahçe düşmanı olur mu abi federasyon? Fenerbahçe niye 3 puanı silinmedi? Bilmiyorum ben. Niye silinmiyor? Onu da bilmiyorum. Heh. Federasyon ne dedi? Yani normal şartlarda. Federasyon... Abi çünkü o bir çok sulandı. İlk açıklamada eksi 100 milyon TL'ydi. Biz o zaman hesabı yaptık. İşte belli bir yerden sonra bir puan siliniyordu. Sonra 2 puan, sonra 3 puan. Biz hesap yapmadık canım. Hepsi 3 puana kadar gidiyordu yani evet. Transfer. Ya bir de Falet mesela Fenerbahçe Falet'i aldı. Nasıl çıkarttı abi lisansını? Lisansı çıkarttı da abi Falet devre arası kampında da Fenerbahçe'yle beraber değil miydi? Evet. Niye oynamadı abi Trabzon'da? Oynamadı abi. Tercih. O da mı Rami gibi yedek kulübesi için transfer edildi? Ya bu başka bir şey. Ne, nereden? Ay şu aklıma diyorsun? Geldiği için söylüyorum ya. O da oynamıyor. Aklında senin de 56, 57. 01, 57'de mi geliyor böyle şeyler? Peki tweetlere bakalım mı? Bakmayalım ben. Baban kazandı. Bakalım. Gökhan Dinç elin hamuru falan diyor. Ben şu ayağımdaki papuçla sana... Ejder'e ne oldu abi diyor Arif Koççu. Ejder neredesin Ejder? Yoksun Ejder burada. Helal olsun. Köyün delisi Gökhan Dinç diyor. Bu nasıl bir Fenerbahçe düşmanlığı? Anlamak mümkün değil demiş Ali Murat. Niye Fenerbahçe'ye düşman olayım ben? Zafus. Benim daha önceki programlarda söylediklerimi bir search edin ya. Gökhan Dinç çoğu zaman tavrını eleştiriyorum ama Beşiktaş hakkında en iyi yorum yapan kişi sensin demiş. Teşekkür ederim. Gökhan Dinç... O nerede, bu nerede diye soruyor ya. Karius kalede de acaba gerçekte nerede? Onu söylesin mesela. Bence demiş. Karius gelmemiş Erkan. Zaten. Yani ruhsal anlamda gelmemiş. Fiziği gelmiş de ruhsal gelmemiş. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle evindeki 3. maça da Ali Palabıyık atandı. Peki MHK'miz mi bu işi doğru yapıyor yoksa Avrupa'nın 5 büyük ligindeki MHK'ler mi bu işi bilmiyor demiş Bekir Akgün. Neşeniz bol olsun demiş İko. Yani gerçekten İko yazıyor o yüzden. Yani İlker midir bilmiyorum da İko yazıyor. Bu TFF biterse bir kopyası gelir. Türkiye'de futbolun kaldırılması lazım demiş. İddiaya göre maç ayarlıyorlar, hakem veriyorlar. Bu kadar basit demiş. Atilla demiş ki Fenerbahçe buralara kadar federasyonla mı geldi? Ben anlamadım. 20 dakika önce Aziz Yıldırım olsa Fener'i şampiyon yapamazdı dedin demiş. Zaten ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani Ali Koç gelse de yapamaz. Nihat Özdemir de yapamaz. Nihat Özdemir kalırsa Fener şampiyon olur demedim ki ben. Kadir demiş ki Gökhan Dinç'i kutluyorum. Nihat Özdemir TFF'si olmasa Fenerbahçe ilk 3'e giremez demiş. Köyün delisi Gökhan Dinç demiş Yalçın. O Allah'tan o kabazdan yırttık. Nihat Özdemir'le iyi. Bir X seçim adayı girse Fenerbahçe yönetimi kameralar önünde X adayı el altından Özdemir'i destekler demiş Utku. Evet. Gökhan Bey çok marifetli. Atçılık onda, aşçılık onda, 10 parmağında 10 marifet demiş Kemal Yörükoğlu. Belli oldu biz Instagram yayını yapmayacağız. Kemal Yörükoğlu. Sonra. Ha Kemal Yörükoğlu yine. Kemal köyün... bizim Instagram hesabını takip ediyor demek ki benim. Peki bakalım. Ya bugün Mourinho'yu gördün mü Mourinho? Ya rezillik ya. Böyle bir şey oluyor. Yardımcısı diyor ki. Ama pozisyon değil ki o. İkinci sarısı olacak falan. Tamam ikinci sarısı ama gidiyor oturuyor. Her şeyin. Ondan sonra yardımcısı yanına geliyor. Bir şeyler söylüyor diyor i̇kinci ki sarı faal ikinci bir sarı falan. Nasıl deliriyor görüyor musun? Abi çok acayip bir adam ya. Gerçekten. Aynı Gökhan Dinç demiş Emre Yalçın. Senin Mourinho'ya durdu diyor. Yani programın son bölümünde. Şekerim yükseldi.
Hüsna demiş ki abi Trabzon-Sivas maçı ne olur sizce demiş. Trabzon bence, kazanır. Bence Trabzon kazanır. Bir de ya fikstürü konuşacaktık o kadar. Güzel ya bugün. Evet güzel oldu. Eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Elin hamuruna bozuldun mu? Bozulduysan özür dileyeceğim. Sadece özür dilemen için bozuldun mu desem? Yok acaba? Bozulmazsın sen de. Bozulmam ne bozulacağım herkesin abi. Herkesin gözü önünde olsun istedim. Elin adam hamuruyla, sana özür dilersin. Elinin hamuruyla şu futbol işlerine girme kardeşim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize harika bir hafta diliyorum.